ön şartı olarak emredilmiş ibadetine. İşte burada Cenab-ı Mellah namazı kalkmazdan önce nasıl bir temizlik yapmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Hatta eskiden Kur'an'ların üzerine de yazılırdı. Şimdi çok yazılıyor. Bir ayet var. Niye biliyor musunuz? La yemessuhu illallah harun. Ne demek? Aman ey Müslüman, Kur'an okuyacağı sesleniyor. Kur'an el sürme. Neden? Kur'an okuyacak. Cenab-ı Mevla diyor. Dur. Dur bir düşün. La yemessuhu illallah harun. Temiz değilsen Kur'an el sürmezsin. Böyle bir dinimiz var ki. Sağlığımızın ön şartı olarak Kur'an okuyabilmemiz için ön şart, temizliği şart koşuyor. Abdestin var mı? Temiz misin? Önce temizlen, sonra yaradan huzuruna çıkıyoruz. İşte bunun başından abdestimiz geliyor. Bu ayette de bize oldu bina sadar nasil olucu hem ve evlilerden varam. Ben sabu bir huzuruna kullanıyorum. Ben habeyim. Yüzümüzün büyük bütününden çanağına kadar. Bellerimizi dirseklerle beraber, kollarımızı dirseklerle beraber, başımızın dörtte birimiz, ayaklarımızı da topuklarla beraber yıkamamız farz. Peki sünnet olan Ezan-ı Muhammed'i okuyana kadar bu arada bir cümleyi arz edeyim. Aslında abdest de bir ibadet. Nur üzerine nur, nurun ala nur. Yerli mahşerde Cenab-ı Mevla Peygamberle bizi abdest azalarımıza göre tanıştırıyor. Efendimizin Havuz-ı Kevser'inde abdest azalarımız cennet fenerimiz olacak aziz kardeşlerim. Bizi Efendimiz'e tanıtacak, yönlendirecek, onunla buluşturacak, nurumuz olacak. Rabbim nurumuzu hatırlıversin. Manevi kalkanımız olacak. İşte abdestimiz aslında bir ibadet, konsantrasyon. Nasıl? Önce biz duayla başlıyoruz. Değil mi? Ne diyoruz? Elhamdülillahillezî ce'alil mâ'a tahûran ve ce'alel İslâme nûran. Allah'ın temizliği, arınma vesilesi. İslam'ı da nur olarak gönderdiği için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Yüzümüzü yıkıyoruz. O bir manevi konsantrasyon olacak. Allah'ım güveniz. Üveçhiyye ve tabiyyatı vücubu ve tesvetli vücub. Allah'ım kimi yüzlerin ağrır, kimi yüzlerin karar eder. O gün abdestin hürmetine yüzümü hak olanlardan eyle Allah'ım. Yüzümü karartma. Sana karşı mahcup eyleme. Kollarını yıkıyorsun. Allah'ım atinin kitabı bir yemini ve asilini sevmeyi eskiler. Allah'ım ben inanıyorum ki bir gün hayatımın hesabını vereceğim. Allah'ım amel defterlerini dağıtıldığı o gün amel defterlerini sağ tarafından alıp hesabı kolay olanlardan eyle Allah'ım. Sol kolumuzu yıkıyoruz. Allah'ım la tuhtini kitabı bir şimali ve la minvarayı zahri ve la tuhasim isaben şedide. Allah'ım Kur'an'ında diyorsun ki solundan alıp arkasından alıp hesabı şedid olanlar da var. Allah'ım sen onlardan bizi muhafaza eyle Allah'ım. İşte ağzımıza verirken Allah'ın nimetlerinden mahrum eyleme. Burnumuza verirken Allah'ın cennet kokusundan mahrum eyleme. Rahmetin üzerimizden eksik eyleme. Ayaklarımızı yıkarken Allah'ım sebbit kademi ala sırat yevme tazillul ahdan. Allah'ın bir sırat köprüsünden cennete giden bir yoldan bahsediyorsun. Günde 40 kez de biz diyoruz ki ihtina sırat-ı müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Bu duamızı kabul eyle Allah'ım. Ayağımızı da sabit kadem eyle. Dinin üzere sabit kadem eyle. Kıyamette cennet yolunda sabit kadem eyle. Ayağımızı kaydırma Allah'ım. Sonra abdesti bitirdik. Kıbleye dönüyoruz. Ne diyoruz? İşte Allahümme ceallî minet tevvâbîn ve ceallî minel mutabahirîn. Elhamdülillah Allah'ım. Bu aldığım abdest vesilesiyle günahlarından arınmama vesileyle günahlarından arınan, tevbesi kabul olanlardan eyle. Maddi ve manevi kirlerinden arınır. Tertemiz olanlardan eyle Allah'ım. Allahümme ceallî minet tevvâbîn ve ceallî minel mutabahirîn. İşte aziz cemaat, müterebbimler, bu Kur'an'ın sadece bugünkü okuduğumuz cüzde bize verilen mesajlardan, temizlik bilincinden, Müslüman'ın hayatındaki temizlik hassasiyetinden bahseden her ayetinde, her suresinde, her cüzünde
ayrı bir deryaya, ayrı bir rahmet deryasına Kur'an alıp bizi götürüyor, bizimle konuşuyor. Hadi arkama takılıver, sen daha nice böyle inci mercanlarla buluşturacağım, cennet bahçelerinde buluşturacağım der. Ama gönlümüzü, kulağımızı, gözümüzü kuramlaşmamız lazım. Ne demek istiyorsun hocam? Ezan okundu, fırsat bu fırsat, Ramazan bir fırsat. Gelin bu okuduğunuz mukavelerini hem dinleyelim, Kur'an'a ayıracağımız bir zamanımız olsun. Çocuklarımızı bugünden itibaren camilerle, Kur'an'la buluşturalım. Ama bir de manasına şöyle 10 dakika, 15 dakika göz atacak bir zaman ayıralım ki Kur'an hem dünyamızın hem de ukbamızın rahmet çeşmesi olsun. Cenab-ı Hak nefsimizi, neslimizi, kalbimizi Kur'an nuruyla münevver eylesin. Ukba şefaatçimiz eylesin. Kur'an'ın çoluk çocuğumuzun yetiştirmemizde mihenk taşımız eylesin. Oruçlarımız makbul olsun. Gönlünüz huzur bulsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.